Merhabalar. Bu videomuzda SolidWorks Plastics'i inceleyeceğiz ve SolidWorks Plastics'te mesh atma işlemi nasıldır bunu göreceğiz. SolidWorks Plastics, SolidWorks ile %100 entegre çalışan plastik enjeksiyon analiz programıdır. Şimdi SolidWorks Plastics'i SolidWorks içerisine ekleyelim. Eklentilerden SolidWorks Plastics'i seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi SolidWorks Plastics unsurları hem komut yönesine hem de unsur yönesine eklendi. Şimdi meshleme sistemimizi inceleyelim. Mesh üretme fiziksel bir tanım aralığını daha küçük tanım aralıklarına yani elemanlara bölme işlemi olarak tanımlanabilir. Buradaki amaç bir diferansiyel denklemin çözümünü kolaylaştırmaktır. Kabuk mesh oluşturma ince cidarlı parçalar için yararlıdır. Katı mesh ise ince ve kalın cidarlı parçalar için doğru sonucu sağlar ama analizin çözüm süresini uzatır. Bu parçamızda kabuk mesh'i kullanalım. Bize otomatik mi manuel mi seçeneğini sunuyor. Manuel seçeneğiyle ilerliyoruz. Mesh ayarlarımıza başlayalım. Mesh ayarlarımızda ilk önce bizim parçamızı kategorize etmemizi istiyor. Yani parçamızda sadece kavite mi var veyahut da soğutma kanalları var mı? Parçamızda sadece kavite olduğunu karar verip ileri diyoruz. Şimdi parçamızı oluşturacağımız meshlerin boyusal ayarlarını düzenleyelim. Üçgen boyutlarını ne kadar küçük yapar isek mesh yoğunluğumuz o kadar yüksek olacaktır. Üçgen boyutunu 3 milim olarak ayarlayalım. Daha sonra parçamızda yerel hassaslaştırma uygulanacak yer var mı o incelenir. Parçamızda yerel hassaslaştırma uygulanacak bölge bulunmuyor. En az seçenekte ise derecelendirmelerin yumuşak mı yoksa keskin mi olmasını ayarlıyoruz. Ve meshleme işlemine başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi parçamızın mesh atma işlemi tamamlandı. İleri dediğimiz zaman bize yapmış olduğumuz meshleme ile ilgili bilgiler sunar. Bu bilgiler sayesinde meshimizin kalitesini anlayabiliriz. Yapmış olduğumuz meshlemede mesh ile ilgili ayarlamalar yapacağımız bölüm karşımızda. Bu bölüm ile meshimizde bulunan kötü elemanları düzenleyebiliriz. Bu bölümü de onayladığımız zaman meshleme işlemimizi tamamlamış oluyoruz. Beğendiğiniz için teşekkürler.